Hoş geldiniz Atilla Bey. Hoş bulduk. Apsiyon'da ağırlıyoruz sizi bugün. Teşekkür ederiz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? İsmim Atilla Çolak. Dumankaya Pusula Yönetim Hizmetleri AŞ'nin muhasebe yöneticisi olarak görev yapıyorum. Hı hı. 8 yıldır bu şirkette çalışıyorum. Site yönetim hizmetlerinde görev yapıyoruz. Görev alanımız bu. Bu şekilde. Site yönetimindeki sorunlar diyelim, işinizi zorlaştıran etkenlerden biraz bahsedebilir misiniz? Sektörü biraz değerlendirebilir misiniz bu anlamda? Site yönetimi alanı tabii sektör olarak öncelikle hizmet sektörü. İnsanlara hizmet ediyoruz ve insanların yaşamış olduğu sosyal alanların düzenlenmesi, yaşanılabilir kılınması için faaliyetlerde bulunuyoruz. Bu da tabii insanlara hizmet etmek çok memnuniyet açısından olsun, kalite açısından zor bir görev. İnsanları memnun etmek zor bir görev. O nedenle sektörümüz şu anda hızla büyüyor. Ve çok iyi çözümlere ihtiyacımız var. Özellikle insanların en çok ihtiyaç duyduğu konu şeffaflık. Bunun için de teknolojik sistemlere ihtiyacımız var. Kendimizi yenilemeye, geliştirmeye ihtiyacımız var. Sektörümüz hızla genişliyor. Profesyonelleşmeye ve teknolojiye ihtiyaç duyduğunu her geçen gün anlıyoruz. Peki bu süreçte Apsiyon'la tanışmanız nasıl oldu? Apsiyon'la tanışmamız ilk önce site sakinlerimizden gelen talep üzerine oldu. Daha doğrusu Apsiyon'un ismini, ben 8 yıldır bu sektörde görev yapıyorum, site yönetimleri alanında. Evet. Tanışmamız genellikle, daha doğrusu ismini duymamız site sakinlerinden gelen talepler üzerine, kullananlardan gelen talepler üzerine kulak aşinalığı oluştu öncelikle. Sonrasında ben bu 8 yıl içerisinde son 2 yıldır yönetici olarak görev yapıyorum. Onun dışında sektörde yine görev aldım. Bu işin yönetim kısmına geçtiğimde daha ihtiyaçları da bildiğim için daha değişik çözümlere, daha yenilikçi fikirlere ihtiyacımız oldu. Birçok site sakinimizden de gelen talepler üzerine Apsiyon'u araştırdım. Sonrasında gerçekten de bizim ihtiyaçlarımıza yönelik bir program olduğunu, bir tesis yönetim yazılımı olduğunu anladım. Ve sadece bir muhasebe yazılımı değil, komple bu sektöre hizmet verebilecek, bu sisteme hizmet verebilecek bir tesis yönetim yazılımı olduğunu keşfettik. Bu şekilde bir tanışma sürecimiz oldu. Sonrasında yönetimimizle paylaştık bu durumu. Yönetimimiz de gerekli gördü ve bu sürece başladık. Ve Apsiyon ailesine katıldınız. Evet. Hoş geldiniz tekrar. Şu anda siz 25 tane sanırım konutun muhasebesiyle ilgileniyorsunuz değil mi? Şöyle, toplamda 25 site yönetimi. Site yönetimi. 18 proje. Yani ticarilerle birlikte 25 site yönetimine bakıyoruz. Toplam 7500 daireye bakıyoruz. Hı hı. Dumankaya İnşaat'ın üretmiş olduğu projeleri yönetiyoruz. Evet. Bizim de sektör hedeflerimiz var. Yani sadece Dumankaya İnşaat'ın üretmiş olduğu projeler değil, daha çok piyasaya açılmayı da düşünüyoruz. Bu nedenle altyapımızı dinamikleştirmemiz gerekiyordu. Bunu da ben kendi alanımla ilgili açıkçası yazılım değişikliği ihtiyacını biliyordum. Evet. Bu şekilde bir süreç oluştu. Peki Apsiyon ailesine geldikten sonra sizin bütün o dataları taşımanız ve geçiş süreci nasıl geçti? Yani o süreçte yoruldunuz mu, memnun musunuz? Nasıl gidiyor bizimle olan bu işbirliğiniz? Tabii öncelikle geçiş süreçleri her zaman zordur. Evet. Projelerimiz dağınık bir yapıya sahip. Yani bölgesel olarak, lokasyon olarak bir kısmı Anadolu yakasında, bir kısmı Avrupa yakasında. Her projede muhasebe sorumlusu var ve bizim şirketimizin yapı olarak muhasebeler site yönetimlerinin bünyesinde tutuluyor. O nedenle öncelikle değişim genelde herkesi korkutuyor. Bizim kendi personelimize dahi ikna etmemiz, onlara bu sistemin yararlarını anlatmamız belli bir zaman aldı. Ancak geçiş sürecine başladıktan sonra aslında sürecin planlı bir şekilde yapıldığı zaman sorun olmayacağını gördük. Tabii bunu da şöyle gördük. Apsiyon'un satış sonrası hizmetler bölümünü tanıdıktan sonra ben açıkçası içim rahatladı. Satış sonrası hizmetler direktörümüz
direktörünüz daha doğrusu çok güzel süreci yönetti. Kendisiyle yaptığımız işbirliği sonucunda 18 projenin aktarımını çok kısa bir sürede gerçekleştirdik. Süper. Teşekkür ve ederim. Şu anda sorunsuz olarak ilerliyor. Hı hı. Tabii ki her sistemin oturması belirli bir zaman alacaktır. Evet. Ancak geçiş sürecindeki öngördüğümüz yani olabilecek riskler minimum şekilde atlatıldı. Hı. Sorunsuz bir şekilde geçişimiz oldu diyebilirim. Süper. Çok sevindik buna. Biz zaten bunun için buradayız. 90 kişilik bir ekibiz biliyorsunuz ama ailemiz sizinle daha fazla büyüdü. Bundan sonraki süreçte Apsiyon hayatınızı nasıl değiştirecek sizce? Yani neler katacak? Ya da sizin önerileriniz de olabilir. Biz bunları da hep açığız, söylüyoruz. Ki zaten gördük site sakinlerinin buradaki etkisini de aslında şimdi siz biraz önce bahsettiniz. Çok önemli. Site sakinleri bize önerdi dediniz. Aslında insanlara dokunmak bu anlamda çok önemli. Sizce yönetiminizde Apsiyon'un bundan sonraki etkisi nasıl olacak? Siz neler bekliyorsunuz? Öncelikle şöyle, tabii Apsiyon şu anda ben gördüğüm kadarıyla kişiye özel uygulamalar geliştirebiliyor. Yani çözümler sunabiliyor. Benim evet. Apsiyon'da bir yönetici olarak beni cezbeden tarafı buydu açıkçası. Yeniliklere açık olması ve yenilemeler yapabilmesi kendi sisteminde. Açıkçası biz şu anda Apsiyon'a geçtik ancak ben şu anda Apsiyon'un bize özel sunacağı çözümler çok hoşuma gitti. Şu anda da zaten bir kısmını başladık çalışmaya. Bugün de yine devam ediyoruz. Ekstradan katacağı şeyler olacak. Öncelikle bir defa kişilere şeffaflık sunması çok önemli. Mobil uygulama olması, şahıs bazlı borçlandırma olması, banka entegrasyonları. Bunlar bizim iş yükümüzü hafifleten, özellikle bin daire üzeri yüksek hacimli projeler de çok avantaj sağlayacaktır. Şahıs bazlı borçlandırma, mobil uygulama, dediğim gibi banka entegrasyonları, bunlar bize sunduğu en temel avantajlar. Bunun yanı sıra web sitesi uygulaması ve diğer özellikler çok da saymakla bitiremiyoruz. Ama bizim için asıl en önemli olan nokta şu. Şimdi 18 projeyi biz merkezi bir ekibimiz, çok kalabalık değil, az sayıda kişiyle yönetebilme imkanı veriyor. Yani bize oluşturduğu konsolide ekranlar, evet. Özel raporlamalar ve herhangi bir şekil şartına bağlı kalmaksızın sunduğu çözümler bizi cezbeden noktalar. İnşallah bundan sonrası için de devam edeceğiz ve geliştirmeye, üzerine koymaya devam edeceğiz. Evet, eminiz öyle olacak zaten. Dediğimiz gibi biz de yeniliklere açığız. Geri bildirimlere çok değer veriyoruz. Son olarak site yönetimlerine söylemek istediğiniz bir şey olur mu buradan? Siz çok deneyimlisiniz zaten bu konuda. Teşekkür ederim. Referansınız da bizim için çok önemli o anlamda. Site yönetimlerine söyleyeceğim şey şudur. Kesinlikle yenilikçi olmak gerekiyor. Yani her türlü yeniliğe açık olmak gerekiyor. Değişimden korkmamak gerekiyor. Hakimiyet çok önemli. Hı hı. İnsanların istekleri çok önemli. Sonuçta bir hizmet üretiyoruz. Ve insanlara bir ürün ortaya koyuyoruz. Koyduğumuz ürün de hizmet. Bu hizmeti de en şeffaf bir şekilde sunmak için yeniliklere açık olmaları ve kendilerini geliştirmeleri gerekli. Hı hı. Bu bizim şirketimiz için de geçerli. Bu sektörde bir yerimiz olması isteniyorsa bunu da yapacağımız yeniliklerle, atılımlarla, katma değerlerle ortaya koymamız gerekiyor. Genişleyen bir sektör. Bu sektörde yenilikçi olmak bence çok önemli. Teşekkür ediyoruz. Bize vakit ayırdınız. Ben teşekkür ederim. Ofisimizde sizi ağırlamaktan dolayı mutluyuz. Buradan sonra zaten siz bir diğer bir toplantıya geçeceksiniz. Evet, evet. Çalışmalar devam edecek. Evet. Hoş geldiniz tekrar Apsiyon ailesine. Çok teşekkür ediyorum. Çok memnunuz. Çok sağ olun. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.